Değerli izleyenlerim, bir başka soru. İslamiyet'te asıl olan savaş mıdır yoksa barış mı? Bu da günümüz şartlarında konuşulan, tartışılan konulardan birisi. Kur'an-ı Kerim ve sulhu hayır buyuruyor. Yani sulh hayırlıdır. Ayet-i Kerime Nisa suresinde ve karı koca geçimsizliği ile alakalı. Aile hayatında bazen geçimsizlik olabilir. İki taraf neredeyse boşanmanın eşiğine gelmiş olabilirler. Ama böyle bir durumda barışı tercih etmeleri, aralarında bir musalaha, sulhun gerçekleşmesi daha hayırlı olacaktır. Yuvanın yıkılmasındansa musalahanın gerçekleşmesi daha uygun olacaktır. Ve bunu biraz büyüttüğümüzde, işte iki kabile arasındaki barış, biraz daha büyüttüğümüzde iki millet arasındaki, iki devlet arasındaki barış, bütün buralarda barışın daha hayırlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Acaba Peygamberimizin uygulamasında bu durum nasıl? Bunun herhalde en canlı, belirgin bir örneği Hudeybiye Barışı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden önce bir rüya görüyor. Rüyasında böyle saçlarını tıraş etmiş vaziyette Müslümanlarla beraber Kabe'yi tavaf ettiklerini görüyor. Ve bunu Müslümanlara söylüyor, sahabelere söylüyor ve bir umre planlanıyor. Medine'den Mekke'ye, müşriklerin idaresi altında olan Mekke'ye bir umre seyahati yapılacak. Hatta yanlarına silah da almıyorlar ve 1400 kişi bu şekilde umre niyetiyle yola çıkıyor. Hudeybiye denilen yere gelindiğinde müşrikler Müslümanların etrafını sarıyor. Neredeyse bir savaş çıkacak. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biz buraya savaşmaya gelmedik diyor. Karşılıklı gidip gelmeler oluyor. Barış görüşmeleri yapılıyor. Hatta zaman zaman tansiyon yükseliyor. Mesela Hazreti Osman gönderilmiş ama gelmesi gecikince Hazreti Osman şehit edildi gibi öyle haberler geliyor. Ve Müslümanlar orada Peygamberimize biat ediyorlar. Gerekirse ölene kadar savaşmak hususunda Peygamberimize biat ediyorlar. Ama Hazreti Osman daha sonra dönüyor ve karşı taraf elçi olarak Süheyl bin Amr'ı gönderiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelenin Süheyl olduğunu görünce onun ismiyle tefeül ederek sehule emruna, işimiz kolaylaştı diyor. Ve barış görüşmelerinde normalde maddeler Müslümanların aleyhine görülüyor. Evet diye o sene umre yapamayacaklar. Diğer yıl kendilerine umre fırsatı verilecek. Silahsız bir şekilde gelecekler. Umrelerini yapıp dönecekler. 10 yıllık bir barış anlaşması. Eğer Müslümanlardan diğer tarafa giden varsa teslim edilmeyecek. Ama diğer taraftan Müslümanlara gelen varsa bunlar teslim edilecek. Böyle bir takım maddeler var. Ve maddeler genelde Müslümanların aleyhine görülüyor. Böyle olmakla beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam barışı kabul ediyor. Ve bu Hudeybiye barışı. Müslümanların pek çoğu bir şaşkınlık içinde. Ve onlardan bir tanesi Hazreti Ömer. Peygamberimizin yanına varıyor. Ya Resulallah diyor. Siz bize rüyanızı anlatmıştınız. İşte Mekke'yi tavaf edeceğiz. Umre yapacağız. Bunu söylemiştiniz. Ama olmadı, bu olmadı diyor. Siz Allah'ın Resulü değil misiniz diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evet ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Ama ey Ömer diyor. Ben size bu sene umre yapacağız diye tarih verdim mi? Hazreti Ömer hayır ya Resulallah diyor. Tarih vermediniz. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ya Ömer diyor. Muhakkak biz oraya gideceğiz. Umremizi yapacağız. Mekke'ye gireceğiz. Ama bu sene olmayacak diyor. Neticede diğer yıl bu gerçekleşiyor. Ve ardından da Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu barış anlaşmasını imzaladıktan sonra Müslümanlar her ne kadar böyle bir şaşkınlık içinde olsalar da Allahu Teala Fetih Suresinin ayetlerini indiriyor. Kur'an-ı Kerim'deki 114 sureden bir tanesi Fetih Suresi. Ve bu Fetih Suresi Hudeybiye Barışı münasebetiyle inmiştir. Ve Hudeybiye Barışı'nda bir zaferin kazanıldığı ayette ifade edilmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnna fetahna leke fetham mubine. Biz sana apaçık bir fetih nasip ettik. Demek ki Kur'an'ı bir yorum olarak Allahu Teala'nın meseleyi
insanlara takdimi bu şekilde. Bu evet görünüşte Müslümanların aleyhine bir durumdur ama gerçekte bir fetihtir. Ve Hudeybiye Barışı İslam'ın yayılmasına, intişarına çok güzel bir vesile olmuştur. Savaş ortamında Müslümanlarla diyaloğu olmayan diğer insanlar o barış ortamında Medine'ye gelmişler. Medine'de İslam'ın nasıl yaşandığını, Müslümanların nasıl mutlu olduğunu görmüşler ve kalpleri bu şekilde İslam'a ısınmış. Öyle ki bir harp dahisi olan Halid bin Velid, bir siyaset dahisi olan Amr ibn As, bu gibi insanlar Medine-i Münevvere'de İslam'ın ne kadar güzel uygulandığını görüp hiçbir baskı altında kalmadan doğrudan kendi hür iradeleriyle İslamiyet'i tercih etmişler. Ve Hudeybiye barışı kalplerin İslam'a ısınmasına bir vesile olmuş. Böylece önce gönüller fethedilmiş. Gönüller fethedildikten sonra artık Mekke'nin fethi kolay. 1400 sahabiyle umre için yola çıkan Peygamberimiz 2 yıl sonra Mekke'yi fethi için yola çıktığında 10.000 sahabiyle bunu yapıyor. Demek ki o 2 yıllık zaman içinde Müslümanların sayısı çok süratli bir şekilde artıyor. Ve neticede gerçekten de Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. Ve aynı zamanda Mekke'nin fethiyle kalplerin fethi gerçekleşiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girdiğinde eğer istese kendisini oradan çıkmaya mecbur edenleri cezalandırabilirdi. Onları bir meydana topladı ve onlara şöyle seslendi. Ey Mekkeliler, size nasıl hükmedeceğimi, nasıl muamele edeceğimi bekliyorsunuz. Onlar da Peygamberimizden iyilik göreceklerini ümit ettiklerini söylediler. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu onlara bildirdi. İzhebu entumut tulaga. Gidin hepiniz serbestsiniz. Ve onlar bu şekilde hür, serbest bırakılınca kendi iradeleriyle İslamiyet'i tercih ettiler. İşte bu Hudeybiye barışını bu açıdan değerlendirecek olursak gerçekten de Hudeybiye barışı İslam'ın daha iyi yaygınlaşmasına, daha iyi bilinmesine bir vesile oluyor. Demek ki İslamiyet barış ortamında daha iyi yayılıyor. Buradan biraz günümüze gelecek olursak, mesela ecdadımız savaş yoluyla Viyana kapılarına kadar ilerledi. Osmanlı Devleti iki defa Viyana'ya kadar gitti ama daha ileriye gidemedi. Günümüzde ise Viyana'da da çok güzel İslami faaliyetler var. Ve Viyana'da çok büyük bir cami, 1980'li yılların başı veya 70'li yılların sonu gibi o yıllarda çok büyük bir cami açıldı. Ve açılışını Avusturya Cumhurbaşkanı yaptı. Ve orada şu anda çok güzel İslami faaliyetler yapılmakta. Ben de şahsen orada bir otelde yapılan bir toplantıya katılmıştım. Hollanda Rotterdam'dan o tarafa geldik. Yani doğu tarafından Avusturya'ya girmedik, batı tarafından daha ilerisinden oraya girdik. Ve şunu gördüm. Ecdadımız atlarıyla doğu tarafından Viyana kapılarına kadar girmiş. Ama bizler şu anda uçaklarla, arabalarla sadece Viyana'ya değil daha ilerisine gidebiliyoruz. Ve bunun neticesinde Avrupa'nın hemen her tarafında Müslümanların sayısı gittikçe artıyor. Almanya'da 1970'li yılların başında Müslüman olan 3-5 Alman'dan söz edilirken günümüzde bu rakam 100 binleri geçmiş durumda. Benzeri bir durum İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da bu gibi ülkelerde yine görülmekte. Demek ki İslamiyet esas olarak barışı esas alıyor. Esas olan barıştır, sulhtur. Ama savaşı gerektiren durumlar olursa buna da izin verilmiştir. Savaşı gerektiren durumlarda Müslümanlar o zaman kılıcın, silahın da hakkını vereceklerdir. Bunu ifade eden sonra belki şunları da dememizde fayda olur. Zaten İslam kelimesi barışla aynı kökten geliyor. Silim. Silim barış anlamındadır. Ve İslamiyet'in kendisinde zaten selamet var, barış var, esenlik var. Ve şunu da belki demek çok yerinde olacaktır. Ben ilk okuduğumda bayağı dikkatimi çekmişti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam harp ismini değiştirmiş. Hazreti Ali işte çocuğu dünyaya geldiğinde harp ismini koymak istiyor. Peygamberimiz müdahale ediyor. Yani harp savaş anlamında savaş ismini Peygamberimiz kabul etmiyor.
Diğer taraftan daha önceden harp ismini koyanlar var. Peygamberimiz o isimleri silm olarak değiştirmiş. Yani savaş adını Peygamberimiz barış yapmış. Bunun yanında Müslümanlar birbirlerini gördüklerinde, birbirlerine rastladıklarında selamun aleykum diyorlar. Selam. Selam da yine bir barış ve esenliği ifade eder. Ve cennetin isimlerinden bir tanesi Darüsselam'dır. Yani cennet tümüyle bir barış diyarıdır. Ve bundan dolayı Darüsselam'dır. Ve Kabe'nin kapılarından birisi Babusselam'dır. Selam kapısı, selamet kapısı. Ve men dahalehu kâne âmine, oraya giren emniyettedir. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi Esselam. Allahümme entes selamu ve minke selamu diyoruz. Allah'ım sen selamsın ve esenlik de yine senden. Bütün bunlarla beraber değerlendirildiğinde gerçekten de İslamiyet'te esas olanın savaş değil barış olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.